Galatasaray'ın ünlü forveti Batefimbi Gomis hasta mı? Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere dünkü Kasımpaşa Galatasaray maçında Kasımpaşa'nın geriden gelip Galatasaray'ı 2-1 yenmesinden daha çok maçın 7. dakikasında Batefimbi Gomis'in yere düşüp bir anda bayılması daha çok konuşulmuştu. Hatta Türk basının yanında dünya basında da büyük yer buldu. Peki arkadaşlar, Batefimbi Gomis neden düşüp bayıldı? Batefimbi Gomis hasta mı? Hastaysa hastalığı ne? Peki Batefimbi Gomis hasta da Galatasaray sağlık kontrolü yapıp almadı mı? Ya da bayıldıktan sonra geri neden oyuna soktu? Ve Batefimbi Gomis oyuna döndükten sonra neden geri bayılmadı? Ya da bir sıkıntı yaşamadan maçı bitirdi arkadaşlar. Gelin hepsini burada açıklayalım. Arkadaşlar, Batefimbi Gomis bildiğiniz üzere dün maçın 7. dakikasında bayıldı. Ve arkadaşlar, futbolcular, taraftarlar, seyirciler ve izleyenler arkadaşlar büyük korku yaşadı. Çünkü bu olay genelde bu şekilde olduğu zaman ya biri şok geçirir ya kalp krizi geçirir. Ya arkadaşlar dediğim gibi bunun yanında ne yapar? Dili boğazına kaçar. Ancak böyle şok durumlarında anlık bir şekilde düşerseniz bayılırsınız. Bu da insanları genelde korkutur. Çünkü ürkütücü ve hani sonu kötü olan diye düşünülen bir durum ortaya çıkar. Ama arkadaşlar, Gomis'teki durum böyle bir şey değil. Gomis'te vazovagal senkop denilen bir hastalığa sahip. Ve arkadaşlar, Gomis bu olayı birkaç kez daha yaşıyor. Özellikle Swansea'dayken arkadaşlar, Tottenham'la yapılan maçta yine aynı şekilde bayılmış ve futbolcular ve taraftar büyük korku yaşamıştı. Çünkü dediğim gibi olay bir anda olduğu için insanlar daha farklı, daha kötü sonuçta şeyler bekliyor. Arkadaşlar peki vazovagal senkop nedir? Gelin burada açıklayalım. Arkadaşlar, vazovagal senkop dediğiniz şey aslında duruma dayalı, nemli ortam, heyecanlı ortam, yorgunluk, açlık, stres, bunun gibi ortamların olduğu ya da çok yüksek derecede uzun süre ayakta kalmak, enerji harcamak gibi arkadaşlar durumlarda beyne tansiyonun düşmesi, bunun yanında beyne giden kanın yavaşlamasından dolayı arkadaşlar anlık bayılmaya neden oluyor. Anlık bayılma ve bilinci kaybına neden oluyor. Yani Gomis'te olan da bu anlık olduğu için bir anda tak diye gitti. Millet de tabii ki korktu. Peki arkadaşlar, Galatasaray Gomis'i böyle olmasına rağmen neden aldı? Yani millet de bu soruyu sordu. Ya da dediğim gibi oyuna neden geri soktu? Çünkü arkadaşlar, Gomis ben iyiyim, oynayabilirim. Daha önce de böyle bir şey yaşadım. Bir sıkıntım olmuyor. Bu anlık bir durumdur deyip arkadaşlar söylüyor yani bunu kulüp doktorlarına ve oyuna geri dönüyor. Peki arkadaşlar, Galatasaray'a Batefimbi Gomis bu şekilde nasıl geldi? Yani bu olay bilinmiyor muydu? Ya da sağlık kontrollerinde çıkmadı mı? Arkadaşlar, kulüp doktorunun yaptığı açıklamaya göre bu olay aslında öyle büyütülecek bir olay değilmiş. Çünkü futbol oynamasını etkilemiyormuş. Anlık gidiş gelişler oluyor. Dediğim gibi kaç hafta olmuş, kaç haftadır oynuyor. Sadece yani bu maçta oldu. Arada sırada ya da yılda bir olabilen bir olay. Ya da maçta o olayın denk gelip denk gelmeyeceği de belli değil. Normal ev otururken de denk gelebiliyor. Arkadaşlar, böyle farklı ve tipik bir hastalık. Dediğim gibi arkadaşlar, bu hastalık aslında dediğim gibi yani anlık bir kesinti sağlıyor ama yani futbolcuya pek bir sıkıntı yaratmıyor. Peki arkadaşlar, gelin bizim ülke basınımızda ne dediğini zaten bir şekilde duymuşsunuzdur. Bu maç için dünya basında çok konuştu arkadaşlar bu olayı. Neden geri alındığına dair oyuna. Hep beraber dünya basında gazeteler neler demiş, hep beraber inceleyelim. The Sun gazetesi: büyük korku. Gomis maçta bir anda bayıldı. Fakat 32 yaşındaki yıldız sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra inanılmaz bir şekilde oyuna geri dönmesine izin verildi. İki takım oyuncularını da korkutan olayın ardından asıl şaşılan olay Gomis'in tekrardan oyuna alınmasıydı diyor. Fox Sport: daha önce de birkaç kez bayılan Gomis, Galatasaray formasıyla Kasımpaşa karşısında yine bilincini kaybedip yerde kaldı. Daha sonra oyuna dönmesine izin verildi. Daily Mail: eski Swansea'li Gomis maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi. L'Équipe diye değişik bir gazete, Fransız gazetesi arkadaşlar. Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Yıldız oyuncu ufak rahatsızlığının ardından oyuna geri döndü diyor. Daily Mirror: vazovagal senkop denilen, daha önce de maç ve antrenmanlarda bayılan Gomis sahada yığılıp kaldı. Asıl dikkat çeken ise Gomis'in 90 dakika oyunda kalmış olmasıydı. Zaten arkadaşlar, yani
bir aslında endişelenecek büyük bir durumun olmadığı ortada. Çünkü bir bayılmadan sonra kalkıp da dediğim gibi 90 dakika bir maçı çevirebiliyorsa demek ki yani aşırı sıklıkla olan bir olay değil. Zaten olsaydı da yani zaten neredeyse yani bir sezona yaklaşacak arkadaşlar. Bir sezona yakındır Galatasaray'da illaki bir şekilde ortaya çıkardı. Dertli Bestekar kanalından arkadaşlar videom bu kadar. Eğer Dertli Bestekar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.